Engelli bireyler nasıl ABD vatandaşı olabilirler? Green Card başvuruları dün itibariyle başladı. Green Card başvurusu resmi siteden nasıl yapılır? Öncelikle Green Card nedir? Bundan başlayalım. Green Card, Amerika vatandaşı olmayan ve olmak isteyen kişilerin eş ve bekar çocuklarına Amerika'da oturma ve Amerika'da çalışma izni veren resmi bir kimlik kartıdır. Peki Green Card başvurusu nasıl yapılır? Her yıl genelde Ekim ayında başvurular Green Card'ın resmi sitesinde açılır. Sonuçlar da Mayıs ayında açıklanır. Başvurular tamamen ücretsiz olup bu işi yapan aracı firmalara tonla para kaptırmaya hiç gerek yoktur. Ortalama bir İngilizce ile herkes başvurabilir. Başvuru ekranından nasıl başvuru yapılacağını bizzat göstereceğim size. Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart. Ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor. Ve 18 yaşının üstünde olma şartı aranıyor. Bunun dışında herhangi bir şart veya kıstas yok. Engelli bireyler de Green Card çekilişine katılabiliyorlar. Üstelik İngilizce yeterliliği de istenmiyor. Green Card'a nasıl başvuruluyor? İsterseniz onu gösterelim şimdi. Google'a açıp arama sekmesine DV Lottery yazıyoruz görüldüğü gibi. Sonra enter'lıyoruz. Çıkan sayfada ilk öndeki linke tıklıyoruz. Daha sonra Green Card'a başvuru sayfası açılıyor. Alt tarafta yeşil beyaz bir ikon var. Begin Entry yazan. Ona tıklıyoruz. Sonra buraya gerekli kodu yazıyoruz. Kodu girdikten sonra Green Card'a başvuru sayfası çıkıyor. Last Family yazan yere soy ismimizi giriyoruz. Örneğin buraya bir isim sallayalım. Soy isim olarak Ulu yazalım. First Name'e isminizi giriyorsunuz. Buraya da Hasan yazalım. Middle Name orta isim. Yani ikinci isminiz varsa buraya onu giriyorsunuz. İkinci isminiz yoksa mutlaka burada No Middle Name yazan yeri tıklayın. İkinci bölümde cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Maili seçelim. Üçüncü bölüm doğum tarihiniz. Ay, gün ve yıl olarak giriyorsunuz. Buraya ay olarak 02 girelim. Gün olarak örneğin 14 girelim. Yıl olarak da 1990 girelim. Dördüncü kısımda doğduğunuz şehir soruluyor. Buraya örneğin Sivas girelim. Beşinci kısımda doğduğunuz ülke soruluyor. Buradan da i tıklayarak Türkiye'yi bulalım. Türkiye. Altıncı kısım Türkiye çekilişe dahil edilen ülkelerden olduğu için yes'i seçiyoruz. Burası bizi ilgilendiren bir alan değil açıkçası. Yedinci kısımda pasaport bölümü var. Pasaport eskiden zorunlu değildi. Fakat geçen yıl zorunlu hale getirildi. İyi ki de getirildi. Çünkü insanlar sırf şanslarını denemek için laf olsun diye bu çekilişe katılıp çekiliş çıktığında da Amerika'ya gitmiyorlardı. Bundan dolayı başkalarının haklarını yiyorlardı. Pasaport zorunluluğu ile çekilişe başvuranların sayısı yarı yarıya azaldı. Ve çekilişin size çıkma şansı da eskiden 40'ta 1'di. Şimdi ise bu rakam 20'de 1'e düştü. Şimdi gördüğünüz yerde Last Family Name yazan yere yine soy isminizi yazıyorsunuz. Buraya Ulu girmiştik. First Name yazan yere yine isminizi giriyorsunuz. Buraya da Hasan girelim. No Middle Name diyelim. Buraya da pasaportunuzun numarasını giriyorsunuz. Bir rakam sallayalım. Passport Expiration'de pasaportunuzun süresini soruyor burada. Geçerlilik süresi ay olarak yine 05 diyelim. Gün olarak 25 diyelim. Yıl olarak da 2025 diyelim. Burada pasaportunuzu çıkardığınız ülkeyi soruyor. Yine T'ye tıklayarak Türkiye'yi bulup seçiyoruz. B seçeneğini es geçiyoruz. Bizimle alakalı bir yer değil.
Eğer seçerseniz bu seçenek pasaport bilgisi vermek istemiyorum alanı. Burayı işaretlerseniz kazansanız bile başvurunuz iptal edilir. 8. bölüm fotoğraf bölümü. Fotoğrafı yüklemeden önce mutlaka şurada gösterdiğim linke tıklayıp sayfanın içine girin. Çekeceğiniz fotoğraf nasıl olmalı bundan bahsedelim biraz da. Fotoğrafı evde çekecekseniz arka fon beyaz olmalı. Suratınız ifadesiz bir şekilde ileriye bakıyor olmalı. Fotoğrafın arkası gölgeli, gri veya farklı renkte olamaz. Bunu unutmayın. Şapka ve gözlük de kullanmak da yasak ayrıca. Bu sayfada yazan foto tool'a tıklayarak resminizi düzenleyebilirsiniz ayrıca. Fotoğraf konusunda bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Google Chrome bu fotoğraf ayarlama işlemlerine izin vermiyor. İnternet Explorer veya Firefox'ta yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. 9. bölüme geçelim. Burada yazan In care of yani evrakların geleceği adreste siz bu evrakları alamazsanız kim alsın seçeneği. Gördüğünüz gibi opsiyonel yazıyor yanında. Yani herhangi bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Burayı es geçebilirsiniz. Gelelim 9. bölüme. Az önce de bahsettiğim gibi In care of kısmı siz adresinizde yoksanız postalarınız kime verilsin kısmı. Buraya herhangi birinin adını yazabilirsiniz evinizden veya yazmayabilirsiniz de. Gördüğünüz gibi opsiyonel bir yer. Ben buraya bir isim sallayayım yine. Adres line bir kısmına adresinizi yine bir adres sallayalım. Line 2 kısmına da adresiniz birinci kısma sığmıyorsa ikinci kısımdan devam ediyorsunuz. City Town kısmınıza ilçenizi yazıyorsunuz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Kesinlikle Türkçe karakterler kullanmıyorsunuz. Yani yaşadığınız ilçe Osman Gazi ise Osman Gazi yazıyorsunuz. State kısmına ilinizi yazıyorsunuz. Posta kodu kısmına herhangi bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Onun için buradan No Posta kodunu tıklayın. Country yani ülke kısmında Türkiye'yi bulup seçin. Şu anda yaşadığınız ülkeyi soruyor 10. bölümde. Burada da Türkiye'yi seçin. Telefon numarası da gördüğünüz gibi opsiyonel. Yazıp yazmamak tamamen size kalmış. Buradaki en önemli kısım e-mail kısmı. Burada güncel ve geçerli olan e-mail adresinizi girin. Aşağıdaki bölüme de konfirme edin. Yani tekrardan aynı e-maili tekrardan girin. Gelelim 13. bölüme. Primary school only, lise ve altı demek. High school no degree, lise terkseniz burayı seçiyorsunuz. High school degree, lise mezunuysanız burayı seçiyorsunuz. Vocational school, eğer meslek lisesi mezunuysanız burayı seçiyorsunuz. Some university courses, buranın Türkiye ile bir alakası yok. Üniversite mezunuysanız burayı seçiyorsunuz. Görmüş olduğunuz eğitim seviyelerinden kendinize en uygun olanı seçmek zorundasınız mezuniyetinizi. Gördüğünüz gibi master var, doktora var. Ne mezunuysanız buradan onu seçmek zorundasınız. Amerika'da hangi meslek gruplarının deneyimleri kabul görüyor? Bu siteden görebilirsiniz. Sitenin içine girdiğimiz zaman şu kısımda bulunan Find Occupations bölümüne giriyorsunuz. Job Family bölümünden mesleğinizin bulunduğu alanı seçiyorsunuz. Mesela buradan Management'ı yani yönetimi seçtiğiniz zaman bölümün içine girdiğinizde burada bölümün alt dallarını gösteriyor. Mesela buradan Human Resources Managers bölümüne girdiğinizde yani insan kaynakları bölümüne girdiğiniz zaman yukarıda bulunan Job Zone bölümüne girdiğinizde şuradaki SVB Range bölümü çok önemli. Bu bölümün 7 ve üstü olması gerekiyor kabul görebilmesi için mesleğinizi. Lise diplomanız yoksa bu alanda deneyiminiz varsa başvuru yapabiliyorsunuz kısaca. 14. bölümde medeni durumunuzu soruyorlar. Unmarried yani bekar, evli değil. 2. bölümde evli ama eşi green kartlı veya ABD vatandaşı değil. 3. bölümde evli,
Eşi Green Card'lı veya ABD vatandaşı, 4. bölümde boşanmış, 5. bölümde dul, 6. bölüm ise bizi ilgilendirmiyor. Türkiye'de olmayan bir kapsam bu. Bunu es geçebilirsiniz. 15. bölümde kaç çocuğunuz var onu soruyorlar. Çocuğunuz yoksa buraya 0 yazıyorsunuz. Tüm bilgilerimizi girdikten sonra continue yani devam tuşuna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman şöyle bir sayfa önümüze geliyor. Girdiğimiz tüm bilgiler burada mevcut. Eğer girdiğimiz tüm bilgiler doğruysa submit tuşuna tıklıyoruz. Yani onaylıyoruz. Submit yani bilgileri onaylıyorum tuşuna basarsanız girdiğiniz tüm bilgileri onayladığınız anlamına geliyor bu. Tabii ben size gösterme adına örnek olsun diye bu bilgileri girdiğim için başvuruyu göndermeyeceğim. Başkasının hakkına girmemek için. Siz doğru bir şekilde başvuru yapıp submit'e tıklarsanız şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Success yani başarılı giriş yaptığınız diye böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranın görüntüsünü alın arkadaşlar. Mayıs ayında kazanıp kazanmadığınızı buradaki confirmation number ile öğreneceksiniz. Genel olarak üstünden geçmek gerekirse adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, mail adresinizi, eğitiminizi ve pasaport numaranızı doğru girin. Bunlar değiştirilemeyen bilgiler. Diğer bilgileri çekilişi kazandıktan sonra da değiştirebiliyorsunuz. Fazla takılmaya gerek yok. Ama az önce belirttiğim bilgiler çok önemli ve yanlış girerseniz geri dönüşü yok. Bunların dışında herhangi bir bilgiyi yanlış girerseniz veya eksik girerseniz korkmayın. Sonradan da düzeltebiliyorsunuz. Yanlış yaptınız diye tekrar başvuru yapmayın. Otomatikmen eleniyorsunuz. Sakın bu hataya düşmeyin. Mükerrer başvuru yapmayın. Çünkü hemen eleniyorsunuz. Tekrardan söyleyeyim. Takıldığınız konular olursa yorumlara yazmayı da unutmayın. Başvuru yapamayanlara da bizzat yardım edebiliriz ayrıca. DV 2023 Green Card başvurusu bir ay sürecek. Pasaportunuz yoksa şimdi başvurursanız 15 gün içinde yeni pasaportlar geliyor. O zaman yine başvuru yapabilirsiniz. Sağlıcakla ve umutla kalın.